Merhaba Bağışıklık sistemine yapılan yatırım Bizi hastalıklara karşı korur Bunun gıda yoluyla alımı Doğal olup Yetmediği yerde gıda takviyeleri de devreye girebiliyor Daha önce bir videomda Size betaglukan hakkında bilgiler vermiştim Şimdi de betaglukan'dan sonra gene güçlü bir bağışıklık sistemi Minerali olan Çinko'dan bahsedeceğim Çinko Besinleri metabolize eder Vücut dokularını büyütür ve onarır Yetişkin erkeklerin Günlük çinko ihtiyacı 11 miligram, kadınların ise 8 miligramdır. Hamileler ve çocuklarda bu değer 11 miligram, emzirenlerde ise biraz yüksek 12 miligrama kadar ihtiyaç vardır. En yüksek çinko kaynaklarının arasında et ürünlerinden kıyma ve parça et gelmektedir. İstiridye başta olmak üzere kabuklu deniz ürünleri de iyi birer çinko kaynaklarıdır. Karides, kalamar gibi. Baklagillerden ise mercimek, nohut, fasulye gibi gıdalar yüksek miktarda çinko içerir. Ancak bilinmesi gereken önemli bir nokta var. Baklagillerde çinko emilimini azaltabilecek bazı etkenler vardır. Fitat enzimi içermemektedir. Bu yüzden çinkonun emilimi azalabilmektedir. Baklagillerinizde ısıtma, filizlendirme, ıslatma ve en az bir gün fermentasyon gibi işlemler, bir kefirli suda bekletme gibi bir işlemle çinko emiliminizi arttırabilirsiniz. Susam ve ürünleri ile kabak çekirdeği önemli miktarda çinko içerir. Çam fıstığı, yer fıstığı, kaju, fındık ve badem yemek de çinko alımınızı arttırabilir. Yeşillikler arasında ise en çok çinko ıspanakta yer almaktadır. Mantar da iyi bir çinko kaynağıdır. Süt ürünleri de yüksek miktarda biyo yararlı çinko içerdiğinden çok önemlidir. Yani bu gıdalardaki çinkonun çoğu vücudumuz tarafından emilebilmektedir. Peynir, kefir başta olmak üzere iyi birer çinko kaynaklarıdır. Buğday, kinoa, pirinç ve yulaf gibi kepekli tahıllar az da olsa çinko içerebilmektedir. Ayrıca son olarak bitter çikolatada da makul miktarda çinko bulunmaktadır.